Saygıdeğer öğrenci arkadaşlarım, anlatılan her konunun sizler için konu anlaşıldı mı adında tarama denemeleri hazırladım. Soru çözümlerim taktik bazlı, kısa sürede çözebilmek, soruya bakış açımızı görebilmek adına siz değerli hocalarıma yardımcı olacaktır. Sizler deneyeceğim her soruyu ekranda gördükten sonra durdurun, önce kendiniz çözün, sonrasında videoyu devam ettirdiğinizde açıklamayı can kulağıyla dinleyin. Sonundaki değerlendirmeyi de mutlaka dikkate alın, Buyurun başlayalım. Konu başlığımız dış kuvvetlerden dalgalar. Dalga aşındırma ve biriktirme şekillerini etkili oldukları yerleri göreceğiz. Arkadaşlar birinci sorumuz şöyle. Gelgit genliğinin fazla olduğu kıyılardaki akarsu ağızları gelgit akıntılarından dolayı aşınmakta ve genişlemektedir. Böylece deniz akarsu ağızlarına doğru ilerlemektedir. Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumundan bahsedilmektedir demiş. Arkadaşlar gelgit genelde okyanus kıyılarında olur ve gelgitin etkili olduğu kıyılarda akarsuların okyanusa açıldığı kısmın ağzının karanın iç kısmına doğru girinti yaptığı aşındığı görülür. Bu tür kıyılar halçilli kıyılar olarak adlandırılır. Eğer bir ülkede Haliç yoksa, o ülkenin özellikle etrafında deniz olduğu, Haliç varsa gelgitin etkili olduğu ve okyanus kıyısında olduğu bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bizim burada cevabımız Haliç olacaktır. Eğer bir bilgi daha istiyorsak onu da verelim. Haliçli kıyıların ön kısmında gelgit devamında oradaki ağız kısmında balçık gibi bir toprak parçası oluşturuyorsa bu tarz kıyılara da vat tipi kıyılar denmektedir. Eğer bir ülkede haliç, vat ya da volkanik kıyılar yoksa o, o ülkenin özel konumuyla ilgilidir. Bunu da burada belirtelim. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalga aşındırmasıyla oluşmuştur demiş. Arkadaşlar kıyı oku dalgaların getirip biriktirdiği malzemelerin açıklara doğru gitmesiyle oluşur. Bu dalga biriktirmesidir. Kıyı kordonu da yine aynı şekilde. Lagün özellikle arkadaşlar dalga biriktirmesi sonucu bir koyun önünün kapanmasıyla oluşan göle verilen isimdir. Ama falez dalga aşındırması olarak bilinmektedir. Cevabımız burada falez olacaktır. Burada bir şekil verilmiş. Bu şekilde bir tombolo görülüyor arkadaşlar. Tombolonun oluşmasında etkili olan ana faktör dalga biriktirmesidir. Yani kıyı oklarının açıklara doğru giderek açıklardaki bir adayı ana karaya bağlaması olayına biz tombolo diyoruz. Ülkemizde iki önemli tombolo var. Biri Marmara Denizi'nin içerisindeki Kapıdağ Yarımadası. Diğeri de arkadaşlar Sinop Yarımadası. İkisi de tombolodur. Yukarıdaki şekilde gösterilen yer şeklinin bulunduğu kıyılarla ilgili demiş. Bu tarz kıyılar arkadaşlar hangileri doğrudur? Sığ kıyılardır. Evet doğrudur. Çünkü birikimin olabilmesi için kıyının sığ olması yani derin olmaması gerekiyor. Biriktirme olayı etkilidir arkadaşlar. Bu da doğrudur. Gelgit olayı etkili olamaz çünkü gelgitin olduğu kıyılarda aşınım gerçekleşmektedir. Kıta sahanlığı dardır demişler Dar olan kıyılar dağların kıyıya genelde paralel uzandığı kıyılar olup kıyıda falez türü aşınırma şekilleri meydana gelir. Burada cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de dalga biriktirme şekilleri arasında gösterilemez demiş. Kapıdağ Yarımadası bir dalga biriktirme şeklidir, tomboludur. Büyük çekmece lagünü yine bir dalga biriktirmesidir. Koyun önünün dalganın getirdiği malzemelerle birikimiyle oluşmuş bir göl tarzıdır. Bu da dalga biriktirmesi ama Silifke deltası bir akarsu biriktirmesidir. Akarsuyun biriktirme şeklidir deltalar. Cevabımız 1 ve 2 olmayacak. Silifke deltası yani gösterilemez dediği için yalnız 3 olacak. Karadeniz'in doğusundan başlayarak Akdeniz'in doğusuna kadar Türkiye'nin kıyı şeridi boyunca aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin örneği yoktur? Delta, biliyorsunuz Türkiye'nin hemen her kıyı bölgesinde delta var arkadaşlar. Burada 10 tane deltamızdan bahsedebiliriz. Lagün özellikle Marmara bölgesinde Büyük ve Küçük Çekmece ve Terkos lagünlerini örnek verebiliriz. Fales ülkemizin Karadeniz kıyıları ve Akdeniz'in Antalya Körfezi çevresinde yoğunlukla var. Tombolo Türkiye'de Sinop Yarımadası ve Kapıda Yarımadası'nın bir tombolo olduğunu söyledik ama Haliç yoktur. Haliç neden yoktur? Çünkü Türkiye'nin okyanusa kıyısı yoktur arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi dalga biriktirme sonucunda oluşan yer şekillerinden biri değildir? Kapıdağ Yarımadası bir dalga biriktirmesi tomboludur. İstanbul Şile plajları. Zaten plaj kıyı kumsalı anlamına gelir arkadaşlar. Dalga biriktirmesi olarak adlandırılabilir. Artvin yöresindeki falezler. Falez bir dalga aşındırmasıdır. Cevabımız büyük ihtimalle bu. İnce burun yarımadası. Yarımada nihayetinde o da aynı Kapıdağ Yarımadası gibi bir dalga biriktirmesidir. Fethiye Ölü Deniz kıyılarındaki kıyı oku demiş. Kıyı oku bir koyunun önünün dalganın biriktirmesiyle oluşturulmuştur bir settir bu da dalga biriktirmesidir. Yani falez bizim cevabımız olacaktır. Aşağıdaki göllerden hangisi bir koy önünün dalgalarla kumlar tarafından kapatılması sonucunda oluşmuştur? Dediğim gibi arkadaşlar 3 örneğimizi asla unutmayacağız. İstanbul bölgesinde bulunan Büyük Küçük Çekmece ve Terkos lagünleri bir dalga biriktirmesiyle oluşmuş lagün olarak bilinir arkadaşlar. Nemrut, Durusu, Borabay, Çıldır köyceğiz demiş. Burada cevabımız Durusu olacak. Diğer adı Terkos'tur. Genelde bu ikisini birlikte kullanıyor ÖSYM. Nemrut Gölü bir volkanik göldür yani krater gölüdür. Borabay heyelan set gölüdür Karadeniz bölgesinde. Köyceğiz, Ali göldür. Muğla'ya bağlanma Akdeniz bölgesinde. Çıldır arkadaşlar, yine Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye'nin ilk donan gölü ünvanına sahiptir. Lafzetti gölüdür. Türkiye'de dalgaların aşındırma şekilleri oluşturduğu bir kıyı bölgesi için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? Şimdi dalga aşındırması etkiliyse arkadaşlar bir kıyıda bunu kesinlikle kıta sahanlığına bağlayabilirsiniz. Çünkü dağların kıyı paralel uzandığı yerde kıta sahanlığı dardır. Dar demek ne demektir? Deniz bir anda derinleşir. Yani dalga gücünü yitirmeden kıyıya kadar gelebilir anlamına geliyor. Kıyıya kadar gelen o güçlü dalga kıyıda birikim değil aşındırma faaliyetleri yapar. O yüzden cevabımız direkt kıta sahanlığı dardır olacaktır. 9. soru. Burada iki şekil gösterilmiş. İkisinde de dalga aşındırma şekli görebiliyorsunuz. Falez dediğimiz yerler söz konusu. Yukarıda verilen yer şekilleri hangi kıyılarımızda daha fazla görülür demiş. Arkadaşlar ülkemizde Karadeniz'in kıyı kesimiyle Akdeniz Körfezi'nin her iki tarafını bu anlamda alabilirsiniz. Karadeniz'den arayalım. Samsun var, Artvin var, İzmir olmaz zaten, İstanbul, Adana demiş. Burada Samsun'la Artvin arasında kalırsanız Samsun'un Orta Karadeniz'de olduğunu, Bafra ve Çarşamba gibi iki büyük delta vasına sahip olduğunu bilirsek birikim şekillerinin daha yoğun olduğunu anlarsınız. Ama Artvin kıyıları Doğu Karadeniz kıyılarında Türkiye'nin en güzel falezlerinin olabileceği yerlerdir. Cevap Ceyhan. 10. sorumuz yine bir Türkiye haritası üzerinde belli yeryüzü şekilleri verilmiş. Bakalım okuyalım. Hangisinin oluşum alanları aşağıdakilerden hangisine yanlış olarak verilmiştir demiş arkadaşlar. Bakıyoruz. Bir numara Menderes. Ege kıyılarında kesinlikle Menderes oluşabilir. Çünkü Türkiye'de Ege bölgesi ve Marmara bölgesinde denge profiline daha yakın akarsular görebiliyorsunuz. 2 numara iç kısımlarda Bacası, Nevşehir, Ürgüp, Göreme, Avanos, Üç, Üçer, Üç Hisar çevresinde mutlaka bu tarz şekiller vardı ve dünyada bu anlamda gerçekten öndeyiz. Beş numarada bir ne göstermişler? Dev kazanı göstermişler. Tabii ki Doğu Anadolu bölgesinde akarsuların eğimi çok fazla olduğu için şelale ya da dev kazanı oluşturma ihtimalleri çok yüksektir. 3 numaraya bakıyorum arkadaşlar. O da Doğu Karadeniz'de. Tabii ki dağların kıyıya paralel uzanmasıyla kaynaklı, kıta sahanlığının dar olmasıyla kaynaklı falezler bulunabilir. 4 numarada bir delta demiş. Arkadaşlar delta hemen 4 numaranın bittiği İstanbul'a yakın bir yerde Karasu Deltası var ama burası olmaz. Burası bir aşınım mekanıdır. Dolayısıyla falezler olursa olurdu. Burada 4 numara bizim cevabımız olacak. Kıyıya yakın adaların kıyı oklarıyla karaya bağlanması sonucu oluşan yer şekillerine tombolo denir. Tamam. iki tane önemli tombolomuz var arkadaşlar. Sinop ve kapıda unutmayacağız. Tombolonun oluştuğu bir kıyı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Ne demiştik arkadaşlar? Tombolonun olduğu bir kıyı yani dalga biriktirme şekilleri kıta sahanlığı kesinlikle geniştir. Yani kıta sahanlığının geniş olması denizin sığ olması anlamına gelir. Deniz sığ ise mutlaka bir birikim şekli meydana gelecektir. Burada önemli olan kıyıdaki derinlikten bahsediyor. Cevabımız denizde olacaktır. Kıyıdaki derinlik azdır. Yukarıda verilenlerden hangilerinin Türkiye'de dalga ve akıntılara neden olması beklenemez demiş. Arkadaşlarım şöyle bir bakalım. Gelgit Türkiye'de etkinliği, genliği çok az olan bir faktör. Beklenemez. Deprem ee, şimdi deprem demiş. Depremin Türkiye'de dalga ve akıntılara neden olması. Deprem özellikle denizde meydana gelen küçük depremler bizde tsunami kadar çok büyük olmasa da yine depremlerimiz var. Dalga ve akıntıya sebep olabiliyor. Rüzgar zaten dalga ve akıntıların en önemli etkenidir arkadaşlar. Onu baştan silelim. Volkanizma hani Türkiye diyor. Nihayetinde Türkiye'de volkanik faaliyet denizlerimizin etrafımızdaki denizlerimizde yok pek fazla. O yüzden biz burada gelgit ve volkanizmayı alabiliriz. Cevap olarak Yine bir şekil var. Şekilde yine bir tombolo gösterilmiş arkadaşlar. Bu şeklin olduğu bir kıyı ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Dalga biriktirmesiyle oluşmuştur %100. Volkanik arazilerde yaygındır. Hani bunun volkanla pek bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bölgede gelgit etkisizdir. Tabii ki gelgit etkili olsaydı böyle bir birikim gerçekleşmezdi. Bakın düşünce mantık çok farklı arkadaşlar. Böyle düşünürseniz soruyu çözersiniz. Okyanus kıyılarında oluşumu zordur. Gayet tabii ki doğrudur. Sığ kıyılarda meydana gelir. Çünkü bir birikim olması lazım. Kıta sahanlığının geniş olması lazım. O yüzden volkanik arazi biraz saçma bir cevap olmuş. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangilerinin aynı kıyıda oluşması beklenmez. Şimdi aynı kıyı deyince aklınız hemen şöyle gelsin. Mutlaka iki tanesi aşınımsa yani bir aşınım bir birikimse aynı kıyıda olamaz. Öyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi delta bir birikim. Tombolu bir birikim. Haliç bir aşınım. Kıyı kordonu bir birikim. Lagün bir birikim. E o zaman ben burada Haliç herhangi bir tanesini kıyaslayabilirim. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi delta bir kimse hal bir aşınımsa kesinlikle 1 ile 3 diyebilirim. Bakalım 3 ile herhangi bir şey yok zaten. Cevaplarda 3 ile herhangi bir tanesi olsaydı bizim o da cevabımız olacaktı. Cevap Adana'dır diyebilirsiniz. Türkiye'de lagünlerin yaygın olduğu bir yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Lagün neydi? Bir dalga biriktirmesiydi. O zaman birikimin olduğu yerle ilgili şöyle düşünelim. Her zaman aklımızda o geçsin. Kıta sağlığının geniş olduğunu, kıyının fazla derin olmadığını, sığ olduğunu, gelgitin etkili olmadığını, burada aşınım şekillerinin görülemeyeceğini, söyleyebiliriz. Burada bizim cevabımız hangisi olacak bakalım. Kıta sağlığı geniştir. Tabii ki söylenebilir. Gelgit fazladır. Asla. Volkanik alakası yok. Yağış rejimiyle hiç ilgisi yok. Bitki örtüsünün alakası yok. Yani burada bilginiz sizi direkt A olduğunu gösterecektir. Yine bir şekil var. Burada Kaputan Yarımadası'ndan bahsetmiş. Aslında denizin açıklarında bir adayken dalga biriktirmesiyle kıyıya bağlanmış bir tombolo görünümü verilmiştir. Yukarıda gösterilen yer şeklinde oluşumda aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Burada dalgalar etkili olmuştur arkadaşlar. Dalga biriktirmesiyle oluşmuş bir tombolo görmekteyiz. Cevabımız Bursa. 17. Karadeniz kıyılarının kıta sağlığı bakımından yer yer genişlediği kesimlerinde dış kuvvetlerin biriktirmesiyle oluşan delta, lagün, tombolu gibi yeryüzü şekilleri bulunur demiş. Tamam doğru Karadeniz kıyılarının kıta sağlığı bakımından genişlediği yer. Yani Orta Karadeniz'den bahsediyor arkadaşlar. Hangisi bu yeryüzü şekillerinden biri değildir? Bakalım şıklarımıza arkadaşlar. Sinop Bozburun Yarımadası bir birikim. Bafra Ovası bir birikim. Göksu Kanyonu demiş. Göksu Kanyonu bir Göksu'nun nerede olduğunu bilmenize gerek yok aslında. Kanyon diyor. Kanyon bir karstik aşındırma şeklidir arkadaşlar. Burada bu soruyla bile bir alakası yok. Durusu Gölü yani Terkos Gölü bir dalga biriktirmesi, Çarşamba Ovası bir e, akarsu biriktirmesi. Nihayetinde Karadeniz'in kıyı kesimlerinde bunlar. Ama Göksu Kanyonu bir kere Silifke'de arkadaşlar. O da Akdeniz bölgesinde. Direkt cevabımız Ceyhan olacaktır. Yerleri bilmeniz de burada çok önemli. Yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Aşağıdaki görsellerde dalga aşındırmasının yoğun olduğu kıyılarda meydana gelen falezlerin oluşum aşaması gösterilmiştir. Arkadaşlar falez dalga aşındırma şeklidir ve kıta sahanlığının dar olduğu dağların denize paralel uzandığı yerlerde genellikle görülür. Önce dalga kıyıya gelir sonra kıyının alt kısmını aşındırır. Üstteki kısımda çatlaklar meydana gelir ve dördüncü şekilde görüldüğü gibi kıyı dik bir şekilde geriye doğru karanın içine doğru geriler. Orada dik bir kıyı meydana gelir ve bu Türkiye'de özellikle Doğu Batı Karadeniz ile Antalya Köyü arifesi çevresinde kendini gösterir. Buna göre haritada gösterilen numaralı kıyıların hangilerinde falezler yaygındır demiş. Falez iki numarada görülebilir bir de bir numarada görülebilir. Cevap olarak direkt karşımıza Adana gelecek. 19. Yaşadığım köyde falez ve aşınım düzlükleri yaygındır diyen bir kişinin yaşadığı köyle ilgili olarak hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi falez varsa bu kesinlikle kıyıda bir yerde yaşıyor. Dağlar kıyı yapar eder. Artık ezberledik arkadaşlar. Kıtası anlığı dar. Karasal iklim görülür, geç. Denize kıyısı vardır, olabilir. Büyük şehirlere yakındır, geç. Kıyılarda gelgit genliği fazladır. Şimdi bu yaşadığım köy demiş, gelgit genliği fazladır. Bu da ihtimal dahilinde. Şöyle bir dursun bir kenarda. Kolay yaşanan kayaçlar, o kolay yaşanan kayaçlar kalkeri ifade eder, Akdeniz kıyılarıyla ifade Şimdi, Yaşadığım köyde falez ve aşınım düzlüğü yaygınsa kesinlikle falez kıyıda olacağı için burada yüzde bir net cevabımız var. Yani denize kıyısı vardır diyeceksiniz. Kıyılarda gelgit genliği fazladır demiş. Gelgit genliğinin olduğu yerlerde genelde falezden ziyade haliç oluşur arkadaşlar. Bu ikisi arasındaki farkı da belirtmiş olalım. Ve son sorumuz. Koy körfez önlerinin kıyı oklarıyla kapatılma sonucunda lagün oluşumu gerçekleşir demiş. Evet. Buna göre yukarıdakilerden hangileri lagün oluşumuna örnek verilebilir? İstanbul Büyükçekmece. Hani Büyükçekmece, Küçükçekmece ve terkos lagünleri demiştik. Bunu alalım. Güney Marmara'da kapıda. Kapıda bir tomboludur arkadaşlar. Onu geç. Bolu abant bir göldür. Nasıl bir göldür? Heyelan set göldür arkadaşlar. Onu da geçelim. Fethiye ölüdeniz deniz. Alüviyat set göldür. Yalnız lagün oluşumuna örnek verebiliriz. Çünkü o gibi yerlerde Ölüdeniz tam lagün olmamış ama o, olmaya çok yakındır. Bunu her zaman lagün oluşumuna tam yakın olarak verdiğimiz örnekler arasındadır. Yani cevabımız 1 ve 4 olacaktır. Arkadaşlar full yaptıysanız sizi bu konuyu öğreten hocanın elinden öpüyorum. 1-4 arası yanlışınız varsa kısa bir tekrar yeterli olacaktır. 5 ve daha fazlasıysa mutlaka bir destek alın. Çünkü sağlam ilerlemenizde fayda var. Rakipleriniz çok güçlü. Burada konu anlatımı ve soru çözümleri sizin için çok değerlidir. Vaktimizi boşa harcamayalım. Allah'a emanet olun. Desteklerinizi esirgemeyin. Yorumlarınızı da yazın altına. iyi ya da kötü. Bir de biz de kendimize bir yol çizelim arkadaşlar. Yani iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz, size destek olabiliyor muyuz? Eksiğimiz ne, fazlamız ne? Bunu da belirtirseniz sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.